Şöyle bir geri gidelim en azından da neler yaptığımızı görelim en azından kayıtta görelim. Evet, şunları yaptık. Şuradan evet, buradan başlık şu çembere teğet konusunu anlattık. Şu iki yayın toplamı 180 olduğunu anlattık. Bu soruyu çözdük. Bu açı x'ti. Çevre açı olsun. Bu yay 2x oldu. Bu dış açıyla bu 2x'in toplamı 180 dedik. Oradan x'i bulduk. X eşittir 35 dedik. Üzerinden kısaca geçiyorum. Yine teğet açımız var. 60 derecelik açı varsa bu mavi yay nedir? 180'e tamamlar. Yani 120 derece kaldı. 50 derecelik bir açımız var. O halde bu da ne yapar? Toplamlar 180 olmasın. Buraya 130 derece kaldı. Şu an nedir? Bu dış şey çevre açı olsun. Gördüğü yay 2 kat oldu. Yani 2x oldu. Toplamlar 360 olması lazım. 360'a eşitledik ve x'i buradan 55 bulduk. Buradaki kurallar buydu. Yani şuradaki açıortay ne yapıyordu? Yani kitaptan TS bu kollar birbirine eşit oluyormuş. Teğetin kolları. Ve teğetten çıkan şu dış açıdaki açının merkeze birleşmesi ne oluşuyormuş? Açıortay oluşuyormuş. Evet. Yani şu açıortay bu önemliydi. Bakalım bununla ilgili ne sorunuz var? Evet. Buraya baktığımda AC görüyorsunuz değil mi? AC çift çizgi gösterilmiş. Burası sizce AB eşit olmaz mı? Hani bir tane iki kural var ya iki kol. Yani Evet. sanki bir topu tutan insan gibi düşünebilirsiniz. Bir kolu burada, diğer kolu da şurada olması lazım mantıken. O halde nedir? AB'de eşit olması lazım. AC, AB eşit. Zaten AB'de BD eşit olur. Neden? Şurada eşitliği zaten B'miş bir soruda. Başka ne var elimde? 30 var. 110 var. 110 neresi? BC yayıymış. BC yayını bir görelim. Nerede olduğunu. Neresi BC? Acaba nereyi kastetmiş oluyor? Tabii ki şurayı mı kastediyor, şurayı mı kastediyor? Şimdi burası sıkıntılı mesela. Hocam o dediğiniz yeri gösteriyor, çevreyi gösteriyor. Çevrem burası BC. Buradan gidersem bu da BC. Evet, Buradan öyle bakarsam bu da orayı BC. gösteriyor. Ben öyle hatırlıyorum ama. Bence şurası olması lazım. Bana burası geldi. Bilmiyorum da. Yani aslında burada bir harf daha belirtmesi lazım da. Evet, şu şekilde göstereyim. Burası 110 diyorum buraya kadar. 110 derece. O O halde zaman B şu 30 açı olur. B mi? B derken şura mı? Hayır orada değil hocam. Yaptığınız yer A. Evet, A açısı kaç oluyor? Toplam ne kadar yani tamamı yani onu bulabiliriz. İkisinin toplamı 180 diye kızlar. Şu BC yayı ile A açısının toplamı 180 ise buraya ne kaldı? 70 kaldı tamamına. Bu arada şuradaki A'nın şu kısmında ne kaldı? 40 mı kalır? Neden? Şurada 30 Evet. zaten var ya. 30 burada, 40 da burada 70 yapar. 110'a tamamlayınca yani 110 ekleyince 180 yapıyor. Sağlıyor yani. Burada iki sinüs üçgen vardı. O halde şu 40 derece açı nedir? Taban açıdır. O halde buradaki x de yine 40 olması lazım değil mi taban açıdan? İkizkenar üçgen ya. Şu BA ile BD birbirine eşit olduğu ikizkenardır. Bu 40 açısı tabandır. O halde burada tabandır. Yani x'in buradan 40 olduğunu söyleyebiliriz. Cevapları 40 olmasın. Evet. Yani şurada bir sıkıntı var. Bence BC'deki neyi kastettiğini şurada belirtmesi lazım aslında. Yani aslında buraya bir harf daha vermesi lazım da. Yani. Ya da buraya bir harf koyması lazım ki ben mesela K deyip burada hani ben anladım. Ben şöyle anladım mesela B K C yayı derdi mesela 110 derdi deseydim. Demek ki BC demek şurası demek istiyor derdi diye düşündüm yani. Yani burada bir harf koyması lazım en azından farklı olduğunu belirtmek için. Evet böyle düşündüm. Yani belirtmede hata var diye düşündüm. Evet. O halde diğer soruya geçiyorum. Ha, burada başka bir başlık varmış. Ne anladı? Üçgenin iç teğet ve dış teğet çemberi. Evet, nasıl bir şeymiş bakalım. Bir üçgenin iç merkezin iç bölgesinde üçgenin üç kenarına teğet olacak şekilde çizilen çembere iç teğet çemberi. Gördüğünüz gibi çember ne yapmış? Tam üçgenin içine yerleşmiş ama nasıl yerleşmiş? Bir tam teğet o yani değerek geçmiş. Teğet demek değmek demek. Bir nokta değiyor. Bak burada değmiş değil mi? Ve burada değmiş. Yani çember şöyle değil. Böyle Ses mi kesmiyor geliyor? yani. Ya da içinde kalmıyor değil mi? Üç kenara teğet olması lazım. Bu Aynen önemli. bana da gelmiyor. Efendim? Bana ne geldi? Bir şey mi geldi? Çok şükür iyiyim kanka. Evet, iç teğet çemberi bu şekilde. Demek ki içten teğetmiş. Her taraf üç kenara teğet olan çembere. İç teğet çemberi diyor. Zaten burada kesik kesik olan yer zaten yazmış. İç teğet çemberi.
İşte çember merkez şu I denen yerde yine işteki çemberin merkeziymiş. Evet, işte çemberin merkezi neymiş? Aynı zamanda iç açı ortayla kesişim noktasıymış. Yani şu A noktasından gelen açı ortay değil mi? İkiye bölmüş açı. Açıyı bu şekilde gelen şu A, I nedir? Bir açı ortaydır. Benzer şekilde B'den çıkan yine bir açı ortay var. B, I şeklinde bu da bir açı ortaydır. C'den çıkan başka bir açı ortay var. O da C, I'dır. Bunlar ne yapıyor? Bir nokta kesiyor. İşte bu kesişim noktası İşte çember merkezi oluyormuş. Yani böyle bir kural da var. Bunu da bilmemiz gerekiyordu. Başka ne var? Şuradan bakalım. Bu da dış teğet çemberi. Bir üçgenin iki dış açısının yani dış açıdayken şuradaki ikiyle iki çizgiyle gösteren bu dış açıdır. Şurada dış açı ondan bahsetmiş. İki dış açısının açı ortayı ile demiş. Bunlar dış açı ya bunun dış açı ortayın açı ortayı diyor. İşte buradaki açı ortay, bu da dış açı ortayın. Şurada dış açı ortaydı. Bunlar ne yapıyor? Bir yere kesişiyorlar. Tabii kesişirlerken burada oluşan nokta o halde şu dışarıdaki çember. Tabii bu teğetlik yine şu şekilde oluyor. Tabii bu içeride teğetlik. Bu iç teğetlik bu da dış teğet çembermiş. Neden? Çemberin dışında teğettir. Neden? Bakarsan burada çemberin dışında değiyor. Yani dışındaki kenara değiyor. Ve şu kenarın üçgenin diğer uzantısı olan kenarın ne yapmışlar? Bu şekilde teğet olmuş. Yine üçgenin şu kenarını uzatmışlar. Burada teğet olmuş. Bu şekilde oluşan çembere bir dış teğet çembere diyoruz. Ve buradaki bir dış açımız var. Bunun açı ortayıyla buradaki dış açının açı ortayı ne yapıyormuş? Buradan gelen iç açı ortayın kesiştiği nokta varmış. Bu I ile göstermiş. Bu aynı zamanda neymiş? Dış teğet çemberin merkezi oluyor. Yani şuradaki çemberin merkezi oluyormuş. Bundan bahsediyor burası da. Ne demiş? Bir üçgenin üç tane dış teğet çemberi var. Yani bunu bir tanesini çizmiş ama yani şu taraftan da çizebilirdik. Onu demek istiyor. Nasıl göstereyim? Şurayı uzatırsanız mesela şurada dış açı ortay olur. Şöyle. Burada başka bir açı ortay vardır. Değil şuradaki dış açı ortay yine şuradan çizecek olursam şöyle uzattım. Şuradaki açı ortay şu şekilde yine çizilebilir. Şurayı uzatırsam şöyle bir üçgen olur. İşte burada oluşan şöyle yapalım da şöyle bir teğet çember olacak. Yani dış teğet çember şöyle değecek. Sonra şuradaki yere değecek. Şu şekilde bir çember daha var. Bir de şurada oluşuyor aynı şekilde. Yani üç tane dış teğet çember ki bunları katlıyor. Burada bir tanesi göstermiş. Diğeri de bu şekilde. Bir de şu altta olacak tabii. Buraya sığmadığını çizmedim. Yani olay neymiş o halde? İç teğet çemberinde iç teğet çemberin merkezi iç açı ortayın kesişim noktası. Yani önemli olan nokta burası zaten. Buradaki önemli olan nokta neymiş? Dış teğet çemberin merkezi neymiş? Buradaki dış açı ortaylar diğer açıdan gelen iç açı ortayın kesiştiği noktaymış. Yani kural bu. Bunu bileceğiz. Ne işe yarıyor? Şimdi görelim. Evet. AC ile BC uzunluğu eşitmiş. AC neresi? İşte şurası. Onu da şöyle göstereyim. AC uzunluğu burası. Nereye eşitmiş? BC. Yani ikisi tane üçgen olduğunu bize söylüyor değil mi? Bu üçgen ikisi tane üçgenmiş. Gerçekten. Ve içeride bir çember var. Bu iç teğet çemberi değil mi? İç teğet çemberi. Başka ne var? 40 var. Elimde şurası varmış. 40. Bir de o demiş elemandır AD demiş. Yani şu o dediği herhalde merkez şurada yazmış zaten. O ABC üçgeninin iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre buradaki ADB yayı pardon açısı ne kadar? Neresi ADB? ADB yani bir de şu açıyı sormuşlar. Bu açıyı bulacağız. Buna x derse x'i bulmaya çalışalım. Evet, nasıl bulacağız? İkizkenar olduğu için şu açıları bulabiliriz. Şu açıyı mesela. Ve aynı zamanda burası nedir? Üçgendir. İşte teğet ya. O zaman buradan gelenleri bir açı ortaydı değil mi? Biraz önce söylemiştik. Bir üçgende işte çember merkezinden geçtiği için şuradan gelen bir açı ortay var. Aslında şurada da var tabii açı ortay. Burada da var. Onları yazmamışlar ama biz şu anda şunu kullanacağız. Burası bir açı ortaydır. Hocam bizim Buradaki sesimiz geliyor mu? şu an geldi senin. Sorun var. Sizin sesiniz gidiyor da sürekli o yüzden. Öyle mi? Hı. Benim internette bir sorun var acaba bilmiyorum ki. Evet. Hocam bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor, sonra kesilip tekrar geliyor. Acaba Bende normal sıkıntı. geliyor aslında. Bir şey olmadı hiç. Neyse. Şimdi burada ABC üçgenimiz ikizkenardı. Tepe açısı 40'sa o halde taban açısı kaç olur burada? Şu taban ve bu tabandı.
ne yapar? 180'den 40'ı çıkaracağız. Ne kaldı? 180'den 40 çıkarsa 140. 140 bunu 140. ikiye böleceğiz değil mi? İkiye böldük. Evet hocam, ikiye 70. böldük. Peki burası 70. 70'miş. O zaman şu ikisi de 70 ya. O zaman 35-35 paylaş. Açıortay olduğunu söylemiştik ya. Hocam x de 70 olmuyor mu? X'in 70 olduğunu neden anladın? Hayır. 75 yapar. Neden? Dün geçen bir derste söylemiştim. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı buna diğer açının dışına eşittir. Yani şuradaki 35 ile 40'ın toplamı Hocam, x'e eşittir. Hatırlarsan niye birkaç 140'ı ikiye böldük? 140'ı niye ikiye böldük? Çünkü ikizkenar üçgeni hatırlarsan ikizkenar üçgeninde şöyle göstereyim de güzel. Yani böyle sormanız benim hoşuma gidiyor da. Tabii soran az oluyor genelde. Şimdi Aleyna herhalde sordu da. Ben sordum hocam. Ben derken sen Aleyna değil misin? Ya işte ben evet Ne bileyim sesini evet Aleyna anlayayım. sordum. Seni gördüm şu anda. Sadece sesini duydum için. Farklı ses, aynı seste başka biri olabilir diye düşündüm. Evet. Şimdi şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. İkizkenar üçgeninde bu tepe açısı ya 40 ya. Evet. Ya biz bunu şu açıları nasıl bulabiliriz Aleyna? Bunlar eşittir aynı zamanda değil mi? X diyebilir miyiz mesela? Ya da bu x ile karışmasın başka bir y diyeyim mesela. Y olsun bu da y olsun. Bu y'leri nasıl bulabiliriz Aleyna? Hepsi eşitmiş bunların. Hepsi eşit değil. Hadi şu ikizkenar olsun. Şu y, şu da y. Bu 40. Evet. Ha anladım. 180'den 40'ı çıkartacağız. Hepsi 180 olduğu için. Sonra y, Sonra 2y için ikiye böldük. böleceğiz. Eşit ya 12 ikiye böldük. Evet Değil mi? anladım. 40'tan niye çıkardık? 180 toplamları. Ondan dolayı 180'den 40'ı çıkardık. Geriye 140 kaldı da eşit paylaşacak. Ondan dolayı 70 70 yani şunlar. Tabii şurada açıortay olsun Anladım. 2'ye böl. 70 35 35 şeklinde geldi. Daha sonra şuradaki Hocam. efendim. Şey, orada çemberi tam ortadan böldüğü için 180 derece olduğu için yarısı orada, biz de tam köşesini istiyor hocam, yani 75 olmaz mı? Yani direkt o yönden gidemez miyiz? Tam anlayamadım. İçin açıortaydan bahsettim galiba. Şundan mı bahsettim? Evet hocam, yani çemberi tam ortadan böldüğü için 180 derece, oradan da biz köşesi, yani bir köşesini istediği için direkt yani B'de bölerek 180'in de yarısından. Ulan sen 90 mı diyorsun buraya 90? Yok. İkiye Dörde böldük. böldü Bu hocam. ikiye böldük. Yani 35. Sonra bunu sen ne yapıyorsun? Bundan sonra nasıl düşünüyorsun? Anlayamadım. Hocam cevap Şurada mı ne? 70 olur diyorsun? Cevap 75. Sen kaç diyorsun? Ben de 75 diye şey yaptım hocam. 75'i sen nasıl buldun? Ben onu anlayamadım tam. Yorumunu tam anlamadım yani. Nereden geldi? Ben şöyle diyecektim. Şimdi şurada bir üçgenimiz var ya şöyle bir daha. Şu üçgenden bahsediyorum. Şurada kırmızı et çiziyorum şu anda dikkat. Bu kırmızı et çizdiğim üçgen var ya bu üçgenin bu 35 nedir? Bir iç açısı. Şu 40 nedir? Bir iç açısı. Şu dışarıda kalmış ya. X nedir? Dış açıdır. Buradaki geçen derste yine söylemiştim. Bu Toplamları var. ikisi eşit oluyordu. Evet. Bir tane iç açı var ya şuradaki 35. Bir de şurada 40 var. Bu ikisinin toplamı diğer açının dışına işte. Yani x eşittir. Buradan 75 geliyor yani cevabımız. Ben böyle yapıyorum. Başka bilmiyorum. Siz nasıl düşünün? Bir de şuradaki üçgeni düşünebilirsiniz tabii. Yani mesela şu 35, şu 70 ya. Ne yaparsın? 180'den tamamlarsın. Şurası ne yapar? 70, 35 daha 105. Buraya ne kadar? 70. 105. Böyle de yapılabilir yani. Ben öyle yaptım. Siz de başka şekilde düşünebilirsiniz. Evet. Var mı daha soru? Başka bir yol daha var da aslında çok yol kaç tane mesela şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şöyle de teğet, şurada teğet noktası ya. Şu yay ne kadardır mesela yeşille tarıyor ya yeşil yay. 140. 110 değil mi? Ay 110. Pardon, 110. 180 tamamlıyor. Daha sonra şuradaki yay var ya bak şuradan başlıyor. Ama şuraya kadar olacak. Ha, burada bir kural vardı onu söylemedik herhalde. Şurası 35 ya. Normalde aslında şu yayla, şu maviyle çizdiğim yayla şuradaki mavi yay birbirine eşittir. Şuraya kadar tabii. Zaten şurası 70 ya. O zaman bu da yine ne yapar? 70'te 110'dur. 110'u ne yapar? Paylaşır. 55, 55 diye paylaşır. Yani şuradaki tam ikiye bir açıyor. Şu yay 55, bu da 55'tir. Mesela. Sonra şuradaki x açısı nedir? Burada teğet giriş açı vardı. Geçen derste söylemiştim. Buradaki 110 artı 55 vardı. Bunun için toplarsanız ikiye bölünce yine 75'i vermesi lazım ama 110 artı 55. 175 yapıyorum orada sıkıntı oldu değil mi? Pardon şöyle yanlış söyledim. 75 yapıyorum 110 yanlısı 55. Neyse. Karıştırmıyorum da karıştırmıyorum. Ya da bir hata var. Şunu geri alıyorum. Yani bu doğru şu şekilde.
Evet, şu şekilde yeterliydi. Yani 75 değil mi cevabı zaten? Evet, 75. Yok, neden geldi 75? Yani bunu geçiyorum halde, sorun yoksa. Böyle bir soru vermiş yine. ABD bir üçgenmiş. O neymiş? İşte çember merkeziymiş. Evet. Evet, sizden yorum bekliyorum. Neler var? Ne düşünüyorsunuz? Neler Hocam düşünebiliriz? 70'i gören Hı. oraya harf verirsek eğer 110 olur. Şu yaydan bahsediyorum galiba. Evet, Evet. 110 kalıyor. Şu 110, tamam, kabul ediyorum. Doğru. Başka ne biliyorsunuz? Ne öğrendik? Bu Ben işte çemberi ya, ondan dolayı bir şey söylemeniz lazım. İşte çemberin merkezi bu. O da merkez zaten. Burada belirtmiş o. İşte çember merkez demiş. İşte çember merkezi neydi kızlar? İç açıortayın kesişim noktası. Yani ne demek istiyorum? İç hocam açıortay. x'te x ay şey cevap ne? Bilmiyorum cevabı. 125 cevap. 125. Şurası açıortay kızlar yani. Değil mi? Neden? İşte çemberin merkezi buradan gelen açıortay olacak hatırlarsınız. Çünkü A noktasına gelen açıortay, buradan gelen C'den gelen açıortay ve B'den gelen açıortayla bir nokta kesişiyor. O halde buradaki A, O nedir? Bir açıortay olmak zorunda değil mi? Benzer şekilde C açısı da bir açıortay olmak zorunda. Yani nokta nokta diye gösterir. Biz o zaman şunlara bir harf versek. Mesela şuna A dersek. Şu A. Şuna A diyoruz. Şuna B diyoruz. O halde buradaki üçgen ABD üçgenindeki açıların toplamı ne yaparız? ABD üçgeninde açıların toplamı 180 yapacak. 2A 80 burada yapıyor. var. Değil mi? 2B de aşağıda var. Yani şurada var. Bir de 70 var. 2B'ydi. Bir de 70 var. Bunların toplamı ne yaptı? 180 yaptı. 180. 2A artı 2B ne yapar? 110 yapar. Hepsini 2'ye bölüyorum. O halde A artı B ne yapar? 55 yapar. Evet, demek ki şimdi şuna bakalım. AOC açısının üçgenine bakalım. AOC üçgenine bakalım. AOC üçgeninde iç açıları toplam nedir? A var. Değil mi? Şurada görüyorsunuz. A sadece. Sonra şurada X var. Bir de B var. Bunların toplamları ne olması lazımdır? 180. Bunu da yazdım. Elimizde ne var? A artı B'nin 55 olduğu var. 55 ise o halde buraya kaç çıkarır? X'e. Toplamlar 180 olması için 125 mi lazım burada? 125 lazım, 80 tamam. Evet, demek ki ilk seçti buradan 125'miş zaten 125. ikisi sormuştu o halde cevap Edirne'ymiş. Bu da bu şekilde yani şu işte çember merkezinden gelen bir yani bir doğru parçası gözde neymiş bu açıortay yoluymuş eğer köşeden geliyor. Bak buradan C'den gelmiş değil mi? Merkeze birleşmiş o halde bu açıortay. Yani kural buydu. Bugün öğrendiğimiz kural buydu. Bunu bilmeniz gerekiyordu. O halde bu soruyu geçiyorum. Mesaj mı var? Bir mesaj gelmiş herhalde. Hocam sesin gidiyor yazmış. Birden mi yazmış? Süremiz doldu galiba. Bir uyarı geldi bana da. Saat kaç diyor? 51 geçiyor değil mi? Oldu Tamam. herhalde hocam. Buradan bir ara verelim. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz.